Merhabalar, odama hoş geldiniz. Uzun zamandır merak ettiğiniz ve garip bir şekilde gittikçe artan bir şey yorumu var. Hani Zeynep, bu kadar eşyayı ne yapıyorsun? Aldığın ıvır zıvırları nereye koyuyorsun ve evin, odan ne halde? Dedim ki en sonunda artık şu odayı bir düzenleyeyim. Çünkü karantina, korona muhabbetlerini hiçbiri olmadan çok istiyordum odayı toplamayı. Sürekli böyle işte çok işim var, uğraşamam falan diye erteliyordum. Artık erteleyecek bir durum kalmadı. O da bana bakıyor, ben odaya bakıyorum. Dedim ki toparlayayım. Aslında AliExpress'ten aldığım ürünlerin bir kısmı da benim çekim yaptığım odada. Belki oraya da gireriz, burası çok uzun sürmezse. Girmezsek de o odayı başka bir video içinde ayırabilirim. Arkayı görüyor musunuz bilmiyorum ama şu üst kısım kozmetikler ve elektronikler. Şu en üst ıvır zıvır ötesi şeyler. Ben bile hatırlamıyorum neler olduklarını. Ve en altta da kitaplarım var. Bazıları üniversiteden kalma. O yüzden onları artık bir şeye kaldırıp ortadan kaldırmak istiyorum. Bir daha okumayacağım şeyler çünkü muhtemelen. Şu kapının arkasındaki çantaları, montları falan da bir ayıklamak istiyorum. Ve tabii ki bana eşlik edecek olan bir adet bezimiz var. Deterjana bulanmış, hafif suyu alınmış, biraz ıslak. Biraz değil. O aradaki ince çizgide şunların aralarını, maralarını komple sileceğiz. Kendimi şu an temizlik avcısı Kadir gibi hissettim. Derdi, elemi, kederi burada akıtacağız inşallah. Bakalım. Öncelikli olarak şu bölümle başlıyorum. Dediğim gibi burada üniversiteden kalan kitaplar var. Babamın bana hediye ettiği fotoğraf makinesi ve diğer okul dışı kitaplar var. Bu kitaplar kalacak ama şunları hani bir şeye koyup kaldırmak istiyorum. Şu sol taraftan bir girişelim bakalım. Önce şuradan başlayalım. Evet, eski kimliğim. Bakın bir dönem Sibelcan'dım gerçekten. Bu kimlik yani gerek var mı emin olamadım. Burada böyle bir şeyler var. Bantlar, mantlar. Bunların hiçbirini görmediğim için tabii ki ben hiçbir şekilde kullanmamışım bugüne kadar. Starbucks kartım var artık, buna gerek yok. Böyle etiket bantları var. Okey, bunlar burada durabilir bence. Şimdi şunu bir indirelim bakalım. Allah'ım, minik minik bir sürü çantam var. Bu ne ya? Çift taraflı bant. Pasaportu. Post-itler. Üf, çok fazla şey var. Ivır zıvır. Şimdi bunları bir düzenleyelim. Post-it sapıklığım tüm hızıyla devam ediyor. Bir post-it daha. Maket bıçağı falan. Şunun içini bir silelim öncelikle. Şimdi şuraya bir dönem Dan Brown'a takmıştım. Ve o dönemden kalan kitaplar var. Şunları da bir çıkartalım. Victor Hugo Sefiller. Bravo Zeynep, gerçekten. Hiç kimsenin aklına gelmemiş bir kitap. Kitap okumayı o kadar çok seviyordum ki küçükken. Sonra gitgide sosyal medya, internet hayatımı ele geçirdi ve hiçbir şey okuyamaz oldum. Sonra Kindle aldım. Bir süre Kindle'ın gazına geldim. Yine bir şeyler okudum ama ondan sonra yine okumamaya başladım. Bu konuda kendime çok kızıyorum. Hala daha okuma şeyini oturtamadım. Bu benim canımı çok sıkıyor. Abi inanamıyorum, bu kitap. Bunu bilir misiniz? Ayşenur Yazıcı diye bir kadın vardı. Hala çalışıyor mu bilmiyorum. Haber muhabiri. Yok, haber spikeri olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet, bu kadın haber spikeriydi. Bu kadının makyajı çok konuşulurdu ve bu kadın makyajını kendi yapardı. Ben de gitmişim. Yani Allah bilir bu kaç yılı ya, bakayım. 2004 birinci baskısı, öyle düşünün. Ben o zaman 11 yaşındayım. Gidip bu kadının makyajda sihirbazlık numaraları kitabını almışım. Hala makyaja ilgiliyim yani gerçekten. Bunu bilir misiniz ya? Tavuk suyuna çorba, gençlerin yüreğini ısıtacak öyküler. Teyzem bana vermişti bu kitabı. Bakın çok eskidir zaten. Ha, yani yaprakları falan dökülüyor. Çok zorlamayayım. 40 milyonmuş vakti zamanında fiyatı. Böyle inanılmaz hayat dersleri çıkarttıran, yani Grey's Anatomy bölümü gibi düşünebilirsiniz buradaki hikayelerin her birini. Bir sürü hayat dersi çıkarabileceğiniz hikayeler içeriyor. Ve böyle küçükken çok etkilenirdim bunları okurken. Böyle aa falan ağlardım, üzülürdüm. Şimdi okusam muhtemelen bayağı gülerim ama olsun. Bu kitabı babamın arşivinden buldum ve Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak ismi. O kadar komime gitti ki hiç okumadım, bakmadım da içine ama sadece hani belki bir gün okurum diye
Aslında şu an çok mantıklı bu kitap ya. Delirmemek için bunu okuyabilir miyiz? Bilmek adetinden nasıl kurtulacağınızı göstermekte, size emniyet ve saadeti sağlayacak olan düşünce yollarını öğretmekte. Bunu denesek mi ya? Belki işe yarar. Bunu çok silmeyeyim şöyle. Yalandan sileyim, mahvolmasın. Bunun ismine çok tutuldum. Perhiz yapmadan kilo vermek için bulduğum numara. Bunu sanırım ameliyattan önce babamın arşivinden bulup almışım. Ve şurada kalmışım bakın. Şurayı da şey yapmışım. Büzmüşüm yani. Buraya kadar okumuşum. Sonra demişim ki herhalde ben en iyisi ameliyat olayım. Demek ki çok işe yarayan bir kitap değil. Ama ismi çok komik, o yüzden bunu da saklıyoruz. İpek Ongun'un Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisi. Yani herhalde bunu okumayan bir kız yoktur benim yaşlarımda. Kitabı okurken bunun artık 6.sı mıydı, 7.sı mıydı? Pınar böyle ne okuyorsun falan diye cart diye elimden kitabı çekmişti. Ve kitabın kapağı ikiye ayrılmıştı. O kadar sinirlenmiştim ki ağlamaya falan başlamıştım. Onu hatırlıyorum yani, böyle saçma sapan bir bağlılığım vardı. İpek Ongun bana imzalık vermiş bu kitabı. Ki İpek Ongun, hayatta başarılı olmak kitap okumak kadar güzel ve heyecanlıdır deyip bana kitap imzalamış. Vay canına, bilmiyordum. 3 milyon 590 bin TL'ye alınmış bir kitap. Evet, şimdi ilk sırayı bitirdik 1000 tane anıyla. Bu oda nasıl bitecek bilmiyorum. Böyle aklıma geldikçe size bu eşyalarla ilgili olan anılarımı da anlatmak istiyorum. Çünkü ben de bir yandan tazelemiş oluyorum. Şimdi şurayı sildikten sonra şunları yerlerine yerleştirelim tekrar. Kullanmayayım diye sakladığım kredi kartlarımı buldum. Şakasız bu arada. Bunları kullanmamak için bir kenara atmıştım. Şu an gözümün önüne gelmeleri hoş olmadı. Talsit var tabii ki. Bir tüp midelinin olmazsa olmazı. Şimdi pasaport bunları... Şu an bunlar burada bir dursun. Bunlarla sonra ilgileneceğim. Sinemanın 5 temel öğesini ben böyle buraya mı sıkıştırmışım? Bana yazıklar olsun gerçekten. Şunu da bir silelim. Şimdi burada babamın bana hediye ettiği fotoğraf makinesi falan var. Bayağı eski parçalar bunlar. Bunları aslında şöyle güzel bir yere koymak istiyorum. O yüzden bunları ayıracağım. Şöyle tatlış vintage şeyler. Lens var. Babam çok ciddi bir istifçidir. Ben de genetik olarak ondan almışım muhtemelen. Ve yani gençliğinden beri çok fazla fotoğraf makinesi, video kamera satın almış. Ve çok ilgilidir böyle şeylere. Ben de küçüklüğümden beri ondan çok fazla şey öğrendim bununla alakalı. Şimdi burada ben bir dönem Müjdat Gezen'de oyunculuk eğitimi aldım. Yaklaşık 2 sene kadar. Onlarla ilgili işte Hamlet olsun efendim, Boş Mekan, Gülünesi Aşklar, bunun alakası yok. Rol Yapmayın Lütfen falan gibi bizim böyle hocalarımızın alın okuyun dediği kitaplar var. Ve yarısını tabii ki okumadım. Çünkü kilolu olduğum için oyunculukta tutunamayacağımı düşünerek başlamadan bıraktım. Ve bunların hepsi burada böyle kaldılar. Yazık, günah. Stanislavski'ler. Herhangi bir kursa gittiğinizde şu zaten size önden dağıtılıyor, bunu okuyun diye. Fikstir yani. Bu kitapların hepsini buradan kaldırmak istiyorum. Jeff Buckley'nin kitabı. Bu kitabı ben yurt dışından getirtmiştim. Amazon'dan yanlış hatırlamıyorsam. $25 da vermişim, helal olsun. Ve okudum bunu. Jeff Buckley'i çok severim. Herkes Hallelujah şarkısıyla bilir ama çok da fazla güzel eseri vardır. Gerçi bir albüm yaptıktan sonra aramızdan göçüp gitti ama olsun. Hayatını anlatan bir kitaptır bu da. Bunu saklayalım. Ha, yine okul kitapları, bildiğimiz pazarlamanın sonu. Bu arada ben Bahçeşehir reklamcılık mezunuyum. Bize çok fazla kitap okuttular o dönemde. Yavuz Odabaşı'nın Postmodern Pazarlaması falan. Bunlar çok güzel kitaplardır bu arada. Reklamcılık okuyan ya da bunlarla ilgili olan insanlar varsa da bunların da isimlerini söyleyerek geçeyim. Görme biçimleri zaten herhangi bir iletişim okuyan insanın muhtemelen kütüphanesinde vardır. Muhakkak okuyun. Bir de ergenken taktığım bir durum daha vardı. Kurt Cobain öldürüldü mü yoksa intihar mı etti? Onu anlatan ve Courtney Love'ın Kurt Cobain'i öldürdüğünü iddia eden bir kitaptır bu. Aşk ve Ölüm. Yani küçükken inanmıştım ama şu an tekrar okusam ne düşünürüm bilmiyorum açıkçası. Ya bu arada açılar için çok özür diliyorum ama gerçekten çok kısıtlı bir alandayım ve size her şeyi göstermeye çalışıyorum. Bir yandan da böyle kafamı sokmaya çalışıyorum.
Umarım oluyordur. Çünkü bakamıyorum da çok fazla o tarafa. Babamın verdiği lensleri, makinaları ve benim şu yukarıdaki kendi lensleri ve makinalarımı koymak istiyorum. Çünkü bunları çok fazla kullanmıyorum. Aşağıda durmaları benim için okey. Yani böyle yazın tatile matile bir yere gidince falan analogdur, şeydir. Güzel iki şekil şukul fotoğrafımız olsun diye alıyorum yanıma da. Bu da başka bir makine mesela. Çantasıyla onu da şöyle koyalım. Şu en son gelsin, şuraya bir lens daha koyalım. Şurası full reklamcılık kitapları. Şurası karışık. Şu aşağısı CD'ler, CD koleksiyonu. Bakın CD diyorum, 2000'liler anlamaz. Bizim zamanımızda CD o kadar değerli bir şeydi ki, benden önceki nesil içinde muhtemelen kaset çok değerli bir şeydi. Ben kaseti yine ucundan falan yakaladım ama tabii ki bizim olayımız karışık CD yapmaktı yani ergenken. Neyse, bu neymiş? Diplomam galiba. Bakayım. Evet, yani bir üniversiteden mezun olduğumu kanıtlamak adına bunun burada bulunması bence güzel bir şey. Bu burada kalsın bir kere. Gerçi şöyle koyalım önce de sonra orayı sileriz. Ne kadar çok kitap almışım ya. Fotoğraf albümü. Hazır mıyız buna gerçekten? Şimdi ben buna başlarsam bitmez. O yüzden bu fotoğraf albümünü kaldırıyorum. Çünkü çok fazla çocukluk fotoğrafım var. Babam dediğim gibi fotoğraf ve videoya çok... Pardon. Babam fotoğraf ve videoya çok takık bir adam olduğu için doğumumuzdan itibaren Pınar'ın da benim de inanılmaz derecede fotoğrafımız, videomuz var. Buraya girersem başka bir 3 video falan çıkar. Bunu o yüzden kenara kaldırıyorum. Öf, toza bak. Allah kahretmesin. Şu benim toka çantam. Sanki çok saçım varmış gibi. Tokalarımın olduğu bir çanta var böyle. Neredeyse hiç kullanmıyorum. Buna uygun bir yer bulacağız. Bu neymiş? Yemin ederim bilmiyorum. Ha, böyle küçük boy seyahat şeylerini atmışım bunun içine. Sanki artık seyahat edebiliyormuşuz gibi. Keşke. Burada boş çantalarım var. Bunların içlerine bir şeyler konur. Bunu ayırıyorum. Burada ne var ya? Bakın. Buğra Özmüdür tanırsınız. Sihirli annem Cem dersen belki daha iyi tanırsınız. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır ve bana imzalı sihirli annem posteri hediye etti. Bunu her zaman saklayacağım. Çocukken bayıla bayıla izlediğim bir insanın sonrasında arkadaşım olması çok tatlı bir hissiyattı ve ondan böyle imzalı bir şeyin olması çok hoşuma gidiyor. Ersin Salman'ın hikayesini anlatan Reklamın Sokak Çocuğu çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim. Yıllık mı bu? Yıllık mı? Allah belanı versin, yıllık. Sıçtık şimdi. Hazır mısınız? Şunu bir sileyim önce. Heh. Ben bu arada Bilfen mezunuyum. İlkokul, ortaokul ve lise. Sırf Bilfen, yani full Bilfen'de okudum. Sonra dediğim gibi Bahçeşehir'e geçtim. Ay inanamıyorum. 2007 olduğuna göre bu benim lise mezuniyetim mi oluyor? Ne lisesi ya Zeynep? Ortaokul. Kendimi bir an yaşlandırdım. 8F. Evet, doğru. Ay inanamıyorum ya. Bir dakika, hazır mısınız şimdi? Kendimi göstereceğim size. Bu arada sınıf hocamız vardı. Birsen Hoca. Aşırı severdi. Müthiş kafa bir kadındı. Ve biz onu Ronaldinho'ya benzetirdik. Ama o da gülüyordu. Yani o yüzden çok ofansif bir şaka değildi bu. Şöyle göstereyim kendisini. Bu da bizim 8F sınıfı. Şu da benim. Buradan şu an hala 2-3 kişiyle görüşüyorum bu sınıfta. Hakan var bir kere benim. Zaten yuvadan arkadaşım yani. Çocukla yuva, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite full aynı okulda okuduk. Yani bütün eğitim hayatımız beraber geçti diyebilirim. Şimdi bir dakika gelelim. Bana neler yazılmış çünkü onu çok merak ediyorum. Ay fotoğrafıma hazır mısınız? Ben hiç değilim ya. Şuraya bakar mısınız ya? Gerçekten evrimin kanıtı gibiyim ya. Yani inanılmaz güzel bir kadın oldum diye değil de yani. Gerçekten üzücü bir ergenliğim oldu. İkinci sıradaki insanla görüşmüyorum. Üçle görüşmüyorum. Dördüncü sırada kim var? Arda Yaman. Seninle 7. sınıfta tanıştık. O günden beri çok iyi arkadaşımsın, bir dostumsun. Çok iyi bir kız, çok iyi bir arkadaşsın. Arda, bu ikisi aynı şey neredeyse. Aklımdan geçen her şeyi yazmak geliyor. Fakat 1000 kelimeyi aşmamam lazım. Neyse Zep, hayali OKS'de ve lisede başarılar sana. Parantez içinde Pınar ablana selam. Arda, bu ne lan? Hiçbir şey yazmasan daha iyiymiş. Saçma sapan.
Başka herhalde benim ortaokul yıllığıma yazmış bir Instagram fenomeni arkadaşım yok. Evet, bir tek Arda Eman var. Onu da 4. sıraya koymuşum. Arda ile biz inanılmaz yakındık bu arada. Tam bir ruh hastasıydı. Şu anda zaten çok farklı değil. Ve çok severdim çocuğun kafasını. Hala çok seviyorum. Burada bir toz var. Göstermek istemiyorum. Gerçi gözü görüyor olabilirsiniz bile. O kadar pis ki. Hani utandım yani gerçekten. Şu yıllık da kalsın ya. Şu yıllığa bakarız arada. Burayı ne yapacağız ya? Evet, anksiyetem tuttu durduk yere. İknanın psikolojisi. Bu kitap çok iyidir. Muhakkak pazarlama ve reklamcılıkla ilgiliyseniz tavsiye ederim. Hakikaten güzel bir kitaptır. Of. Buraya önce makineli falan mı çeksem? Şuraya bakar mısınız? Şuranın pisliğine bakar mısınız? Rezalet. Şuraya bir giriyorum. Burayı önce bir düzenlememiz lazım. Ve onun için de şöyle bir şey düşündüm. Şimdi size çok komik bir hikaye anlatacağım. Bir valizin içine koyacağım bu kitapları ama o valizle alakalı çok saçma bir hikaye var. Ben İngiltere'ye gittim. En son yurt dışı seyahatim orası oldu zaten. Şimdi de artık uzun bir süre hiçbir yere gidemem muhtemelen. Yaklaşık 2 ay önce Ocak ayında, Ocak sonu gibi İngiltere'ye gitmiştim ben ve Instagram'dan da işte İngiltere'ye gideceğim. Hani orada yaşayan var mı beni takip eden ve görüşmek isteyen? Çünkü tek başıma gittim. Hani belki görüşürüz, tanışırız. Ben de yeni insan tanımayı çok seviyorum zaten. Neyse, netliyor mu bu beni? İnşallah netliyordur. Ondan sonra Alare diye bir kız yazdı. Birkaç insan daha yazdı zaten de onlarla da hepsiyle görüştüm. Dedi ki işte ben de şuradayım, buradayım. Benim de kaldığım yerle Alare'nin evi inanılmaz yakınmış. Ve ben insanlık dışı alışveriş yaptığım için çok fazla ekstra bagaj oluştu. Ve ben iki valize gelmiştim. Biri küçük, biri orta boydu. Ve o valize, aldığım şeylerin valize sığma imkanı yoktu. Ben muhtemelen dedim ki hani yeni bir valiz alacağım. Ve hayvan gibi para tutacak yani. Çünkü pound biliyorsunuz. Alarm'da Norveçli bir sevgilisi var. Ve çocukluğundan kalma bir valizi varmış. Dedi ki Alarm'da Zeynep al bu valizi git onunla. Hani bizim zaten ihtiyacımız yok. Neredeyse atacağımız bir valizdi. Çok problem değil. İnternetten tanıştığım ve beni 3 gündür tanıyan bir insanın evinde kaldım. Bana valizini verdi. Ve beraber valizin içine eşyaları tıkmama yardım etti. Ve kanalımda izlediğiniz o İngiltere alışverişim videosundaki her şeyi Alara'nın sayesinde getirebildim. Buradan Alara'ya tekrardan çok teşekkür ederim. Beni izliyorsa seni kocaman öpüyorum. Valiziniz hala bende ve şu an içine kitaplarımı koyup valizi bir yere kaldıracağım muhtemelen. Bayağı baksanıza çocukluğundan kalmış stickerlar falan var yani çocuğu. Evet, neredeyse bütün valizi doldurdum ama biraz daha kitap var orada. Şimdi onları da biraz ayıklayıp bunu koyacağım ve bu valizi muhtemelen yerimden kaldıramayacağım ondan sonra. Ama aklıma şöyle bir şey geldi. Reklamcılık okuyanlar lütfen, ihtiyacı olanlar varsa elimdeki reklamcılık ve pazarlama ders kitaplarını size hediye etmek istiyorum. Reklamcılık okuyan ve ders kitabına ihtiyacı olan varsa lütfen bana yorumlara yazsın. Size bir sürü kitap ayırdım. Introduction to Mass Communication, Contemporary Advertising, Advertising Campaign Strategy, Strategic Market Management, Campaign Planner ve The Advertising Concept Book. Bunların hepsini ayırdım. Bunları bir kişiye ya da iki kişiye verebilirim. Ya da bilmiyorum, belki üç kişiye. İsimlerini bilerek söyledim. Belki ihtiyacınız olan bir kitap vardır bunların arasında. Lütfen bana yazın. Bunları şu karantina muhabbeti bittikten sonra size kargolayayım. Alt raftaki 3. sıraya geçiyoruz şimdi. Bir kütüphanenin olmazsa olmazı Pınar'ın depresyonu. Bilmeyeniniz varsa Pınar benim ablam ve bir dönem Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da. O zaman tam böyle Instagram'ın hype olmadığı dönemlerdi. Pınar depresyona girdi ve bunun üzerine çizimler yapmaya başladı. Sayfası o kadar büyüdü ki bir kitap çıkarttı ve bu da Pınar'ın Yılbaşı Depresyonu isimli Pınar'ın ilk ve tek kitabı. Böyle içinde tatlış tatlış, aşırı komikli çizimler var. Aynı zamanda Pınar'ın şeyinde de görebilirsiniz. Pınar'ın depresyonu sayfasında da bunları bulabilirsiniz. Ama bunun içindekiler kitaba özeldi yanlış hatırlamıyorsam. Umarım doğru söylüyorumdur şu an. Tabii ki imzalı. Bak ne yazmış Allah aşkına. 15-12-2016. Canım kardeşim, her ne kadar imza günüme geç gelsen de kardeşim olduğun için seni seviyorum. Salak. Bunu atıyoruz falan diyormuşum. Wow, Karatay diyeti. Ya of, bu kitabı yakmak istiyorum şu an. Canan Karatay ne oldu sana ya? İyice saçmalamaya başladım. Bunlar neymiş? Demek ki abi Gülse Birsel. Yani Gülse Birsel benim için çocukluğumdan beri bir rol model olmuştu. Çok saçma bir şey anlatacağım şimdi size Gülse Birsel'le alakalı. Ben Gülse Birsel'in Gayet Ciddiyim, Velev Ki Ciddiyim falan bir serisi vardı, kitap serisi.
Onu alıp okuyordum küçükken. Böyle 11 yaşında falandım muhtemelen. Ve bir gün dedim ki ya bu kadın nece, kim, hani ne yapıyor, ne ediyor, bir bakayım şu kitabın biyografi kısmına. Bir baktım Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme mezunu. Yanlış hatırlamıyorum durumu. Böyle tekrar bir kontrol edeyim bakayım. İktisatmış. Boğaziçi Üniversitesi iktisatmış pardon. Böyle şok olmuştum ve ben küçükken komedyen olmak istiyordum. Dedim ki oha Gülse Birsel şu an komedyen gibi bir şey ve bunu iktisat okuyarak yapmış. Yani demek ki insanlar okuduğu bölümün işini yapmak zorunda değil. Hani onu o sırada anlamış. Şey zannediyordum, hani böyle okuduğun bölüm neyse onun işini yapmak zorundasın. Ve Gülse Birsel'i bunu gördüğümde oha ya Gülse Birsel'e bak. Kadın komedyen olmuş, senarist olmuş, oyunculuk yapıyor. İnanılmaz başarılı, çok komik bir kadın. Gag falan vardı o zaman hatırlarsınız. Ve beni ufkuma açan ilk insanlardan biridir. Çok severim. Yani umarım bir gün tanışırım. Şu an tüylerim diken diken oldu. Çok severim Gülse Birsel'i. Neyse. Aa bakın. Burçin Bircan. Türk magazinine gönül vermiş herkesin bildiği bir insandır kendisi. Vakti zamanında ne yazık ki uyuşturucudan bir mezarlığın önünde ölü bulunan genç bir kızın hikayesi. Ve size bir şey söyleyeceğim. Dedim ya Müjdat Gezen'e gidiyordum diye. Müjdat Gezen'de benim sınıfımda biri vardı. Şu an ismini tabii ki vermeyeceğim. 55 yaşında falan bir kadındı ve sınıfımızın en yaşlısıydı. Neyse önemli olan şey bu değil zaten. Ve böyle bir mankenlik ajansı varmış kadının eskiden. Ben de bu kitabı okuyorum. Kadının ismiyle, kadının da ismi böyle çok Ayşe Fatma gibi bir isim değil. Kitabın içinde de sürekli olarak bu kadının ismi geçiyor. İşte şu X diyelim. X bana şunu yaptı. X beni odaya kilitledi. İşte kapının altından yemek veriyordu. Beni aç bıraktı. Bilmem ne yaptı falan böyle. Bir sürü şey anlatıyor Burçin. Bu kitap bu arada Burçin'in kendi şeyinden de alıntılar içeren bir kitap. Günlüğünden alıntılar içeren bir kitap. Neyse. Abi ben araştırdım. Bu kadınla da Müjdat Gezen'de aynı sınıfta olduğum insanla da böyle yeni bitmiş hani kurs. Hala konuşuyoruz, ediyoruz. Abi ben bir araştırdım. Bu kitabın içinde ona yemek vermeyen, Burçin'e yemek vermeyen, odaya kapatan, kitleyen kadın, o kadın çıksın mı? Ben bir sene kadınla aynı şeyde okumuşum. Ve kadın mahkemelik falan olmuş Burçin Bircan yüzünden. Bunu da buraya koyalım. Bu kitapları dünya tatlısı canım arkadaşım sevgili Cansu Dengey önermişti. Çocuklukta ihmalin izi, boşluk hissi ve çözümler. Yani hiç kimsenin çocukluğunun ben pürüzsüz geçtiğini düşünmüyorum. Hani benimki de böyle travmatik demeyeceğim ama belli başlı sıkıntılarla geçti. Ailemin çok çalışmasından dolayı kendimi bir değersiz hissetmem vesaire. O yüzden de hani bunu, bu durumu ve kendimi daha iyi anlayabilmek için bu kitapları aldım. Ama hala okumadım. Bunları da birazcık gözle görülür bir yere koyacağım. Ki okuyayım. Hah bakın bahsetmişken Gülse Birsel ve Levki Ciddiyim. Gülse Birsel'in kitaplarını muhakkak alın. İnanılmaz keyiflidir. Yani kitaba bakarak kahkaha atıyorsunuz. Gerçekten çok güzeldir. Biraz artık hızlı geçmek istiyorum. Çok fazla konuştum. Çok fazla şey anlattım gibi hissetmeye başladım. Ama zaten herkes evde ve vakti var dedi. Bir yandan bu videoyu uzatasın da yok değil. Alper Canıgüz'ün Gizli Ajans kitabı da çok güzel bir kitaptır. Bunu da tavsiye ederim size. Hızlıca geçiyorum. Tatlı Rüyalar yine Alper Canıgüz. Bir ara Alper Canıgüz'e takmıştım. Ve çok sevdim dilini, anlatış şeklini. Feyyaz'ın kitapları da aynı şekilde Gülse Birsel'in kitapları gibi. Çok farklı yerlerdeler. Feyyaz'ınki çok daha absürt bir yaklaşıma sahip ama yani okurken hakikaten çok eğleniyorsun. Altını çizdiğim bazı yerler var. Bu kitabı tekrar okuyacağım ya. Ben bu kitabı çok sevmiştim. Şurada dursun. Burada annemin bana çok eskiden aldığı bir şey var. Bu böyle Bluetooth ahize. Ahize kelimesi de ahize, ahize. Neyse. Bunu böyle kulağınıza tutuyorsunuz, telefonunuzu bağlıyorsunuz. Böyle telefonla konuşuyorsunuz. Çok tatlı bir şey. Ama niyeyse neredeyse hiç kullanmadım ve toz toprak içinde kalmış burada. Şunu bir silelim, böyle gözle görünür bir yere koyalım ya. Bu tatlı bir şey. Şu şekilde duruyor bir de. Çok tatlı. Böyle saçma da bir şey var altında. Şimdi gelelim CD'lere. Biraz da müzik konuşalım. Ya tabii ki benim için olmazsa olmaz bir Türk rock grubu olan Mor ve Ötesi'nin bu Kayıtlar isimli bugüne kadarki 96 mıydı? 96'dan 2004'e ve 2005'ten 2016'ya kadar olan tüm kayıtlarının remastered edilmiş hallerinin
bir koleksiyon serisi gibi düşünebilirsiniz bunu. D&R'dan almıştım ve indirimde almıştım. Bayağı da uyguna gelmişti. Hiç açmadım. Çünkü güzel bir CD çalar almak istiyorum. Böyle 2000'lerden kalmış bir CD çalar set almak istiyorum. Hoparlör. O kadar toz çıktı ki kaşıma gözüme, her yerime toz girdi. Bundan sonra duşa gireceğim. Ve tabii ki Jeff Buckley CD koleksiyonum var. Adam ölmeden önce sadece bir albüm çıkarmış olmasına rağmen çok fazla anı albümü, işte tekrar remastered edilmiş şarkıların olduğu, kayıtların olduğu albümler vesaire var. Dünyanın bir sürü yerinden toparladım. Onları da size göstereyim. Bunların hepsi Jeff Buckley. Yani adamın bir albümü olmasına rağmen bende kaç tane CD'si var? Tam 13 tane CD, DVD, karışık. Bir sürü şey var. Bir dönem takmıştım Jeff Buckley'i hakikaten. Böyle bir ses olamaz. Çok çok başarılı. Dinlemediyseniz çok tavsiye ederim. Bu sıralarda da böyle yatıştırıcı, dinlendirici şeyler dinlemek size de iyi gelebilir diye düşünüyorum. Bakalım neler varmış. Ha, bir tane daha Jeff Buckley var. Bu DVD. Bunu da şöyle koyalım. Snow Patrol ya. Bu grubu bilirsiniz diye düşünüyorum. 3,5 euroya almışım vakti zamanında. Grey's Anatomy'nin çok fazla soundtrack albümünde yer almış bir gruptur. Ben de ciddi bir Grey's Anatomy fanıydım. Oradan hemen keşfetmişim grubu. Leonard Cohen'in Greatest Hits CD'si. Bunun içindeki şu kısımda, hani bu şey olurdu ya CD'lerde, şarkı sözlerinin yazdığı yer. Burada Leonard Cohen'in her bir şarkıyı nasıl, nerede, hangi yılda ve hangi duyguyla yazdığını anlattığı bir yer var. Yani her bir şarkı için böyle bir şey yapmış. Şarkıları dinlerken bir yandan Leonard Cohen'in hangi durumda o şarkıyı yazdığını okumak çok keyifli. Çok üzüldüğüm bir noktaya değinmek istiyorum. Bak yine şimdi görünce canım sıkıldı. Mor ve Ötesi'nin Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi albümlerinden biri olan Dünya Yalan Söylüyor albümü CD'si var elimde ama içinde CD yok. CD'yi kaybetmişim. Ama yine de albüme olan saygımdan bu orijinal 2004'te alınmış CD kapağını saklıyorum. Bu da burada dursun. Hatta her sanatçıyı şöyle yan yana kategorize edelim. Şebnem Ferah Can Kırıkları albümü. Çok severdim Şebnem Ferah'da. Hala ara ara dinlerim yani. Şu an çok bayılmıyorum ama. Deftones'un bunu bana Arda Yaman almıştı. Doğum günü hediyesiydi Deftones'un. İki CD'li sanırım bir albümü bu. Aynen. Wow. Jennifer Lopez'in This Is Me Then albümü. Bu kadın nedir ya? Bakın burada ne var? Ata Demirer'in Makara albümü ama Direct'in CD kutusunun içinde. Yani ergenliğimin özeti bu zaten benim. Bu gerçekten küçükken çok güldüğüm bir albümdü. Allah. Aa, içinde Direct de varmış. Buyurun. Hem Direct hem Ata Demirer Makara. Radiohead'in Best Of'u. Bu da sanırım yine bana bir yerden hediye geldi ama nereden olduğunu hatırlamıyorum. Bunlar bu arada yani altın değerinde ya. Evet. Küçük bir ara verdim. Yemek yedim. Biz bugün bir de annemle mutfağı toparladık. Buzdolabını komple indirdik, temizledik, gereksiz şeyleri attık falan derken tabii epey yorucu bir gün oluyor benim için ve daha buranın 1/3 bitti gerçek anlamda. Ama şurası şimdilik güzel duruyor. Sadece şu yerde bazı kalemler ve şeyler kaldı. Yani bunları ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden şimdilik burada durmaya devam etsinler. Kamerayı kırmadık inşallah. Şimdilik burada duracaklar gibi gözüküyor. Tüm kalemleri, malemleri, bir şeyleri toparladığım zaman bunlara da yer ayıracağım. Şimdi gelelim, artık biraz yukarı doğru çıkıyorum. Hemen yatağımın yanında olduğu için burayı çok fazla kullanıyorum ve burası çok dağınık o yüzden. Şurası da yine satın alıp da kıyamadığım çok güzel defterlerle dolu. Biraz onlara da bakarız hatta birlikte. Şu tarafta da bazı çekim ekipmanlarımın olduğu yer ve yine analog filmlerin vesairelerin olduğu yer. Belki yine onları da aşağıya taşıyabilirim. Bakalım, göreceğiz. Öncelikle şuradan başlayalım. Ses kaydı alıyor mu ya benim kıçımdan acaba? Evet, alıyor. Harika. Öyle bir şey buldum ki. Çok saçma. Bunu kime hediye yaptırdığımı ve Melik Duyar'ın hayatımdaki önemini anlatmak istiyorum bu kısımdaysa. Bu bayağı saçma sapan sohbetli bir videoya dönüştü ya. Ben daha çok böyle hani hızlandırılmış burayı toparlama görüntüsü olur diye düşünüyordum ama hani böyle elime gelen eşyaların anılarını anlatmak da çok hoşuma gitti açıkçası. O yüzden de zaten herkesin de vakti vardır diye düşünüyorum. Bu video uzun olsun anasını satayım, ne yapayım yani. Neyse. Şimdi şunu göstermek istiyorum size. Bu bir mousepad ve üzerinde Melik Duyar'ın fotoğrafı var.
Böyle açayım hatta. Ben bunu kullanayım ya mousepad olarak hatta. Niye bunu ben paketlisine bırakmışım ki? Melik Duyar'ın yine saçma sapan ütopik bir fotoğrafı bu. Melik Duyar'ı biliyor musunuz bilmiyorum ama böyle 80'li yılların sonları, 90'lı yılların başlarında Mega Hafıza diye bir set çıkartan, dünya hafıza şampiyonu olan biri Melik Duyar. Ve Mega Hafıza diye insanlara İngilizce öğreten bir seti vardı. Ve bunu pazarlardı Flash TV'de falan, böyle advertorial'ları olurdu. Ben küçüklüğümden beri adamın İngilizce öğretiş şekline böyle şaşkınlıkla yaklaşan bir insandım. Adam dungeon, yani zindan kelimesinin aklınızda nasıl kalması gerektiğini böyle anlatıyor. Ve bu adamın bu arada taktiği bu. Yani her bir İngilizce kelime için minik bir hikaye yaratıyor ve sizin kafanızda bu şekilde kalmasını sağlıyor. Dungeon'ın da hikayesi şu. Gardiyana ulaşmaya çalışan bir mahkum var hapiste. Oradaki o parmaklıkları vurup ses çıkartmaya çalışarak gardiyana ulaşmak istiyor. Ve elinde metal bir şeyle, demir bir şeyle parmaklıkları vurmaya başlıyor ve dungeon diye ses çıkıyor. Ve bu dungeon sesinden de siz dungeon'ın zindan olduğunu hatırlayacaksınız. Çok saçma geldiğinin farkındayım. Benim 17 yıldır falan aklımda kalmış bir şey mesela bu. Neyse, hediyeye geliyorum. Bundan iki tane yaptırdım. Ben bir tanesini Bora'ya yaptırdım. Benim daha önceki dövmecime dövme yaptım ve dövme yaptırdım vloglarından da görebilirsiniz Bora'nın kim olduğunu. Benim çok yakın bir arkadaşım ve böyle mizah anlayışımız çok benzer ve iğrenç bir mizah anlayışımız vardır bu arada. İkimiz de Melik Duyar'a bir dönem çok taktık ve ben ona durup dururken böyle bir hediye vermek istedim. Sonra dedim ki ulan bu çok güzel oldu, kendime de yaptırayım. Bu onun eseridir yani. Ben hatta şimdi bunu kullanacağım. Niye bunu böyle bir kenara koymuşum anlamadım. Şöyle bir sketchpad almıştım Tiger'dan. Bakın YouTube diye bir başlık atmışım. Yani ilk videomun ne olabileceğini düşünüp onunla ilgili notlar almışım. Nasıl 45 kilo verdim? İlk video parantez içinde muhtemelen. 2018 Haziran. Ben ne zaman girdim YouTube'a biliyor musunuz? 2019 Temmuz. Ki yani YouTube'a girme fikrim 2018'in 5-6 sene falan öncesine dayanıyor aslında da. İşte şimdi şurada çok güzel bazı defterler var. Sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Bunu D&R'dan almıştım. Böyle çok tatlış ve çok basit bir tarzı var. Simple bir tarzı var. Çizgisiz. Genellikle çizgisiz tercih ediyorum defterleri. Çünkü daha çok hoşuma gidiyor. Bu Pınar'ın bana hediyesiydi. Zeynep Çetin Creative Journal. YouTube'a girmem için motive olayım diye ablacığımın bana yapmış olduğu tatlış bir defter. O da çizgisiz hastası olduğu için çizgisiz yapmıştı. Allianz'ın ajandası var. Yani bu zaten herkesin evinde olmazsa olmaz bir defter. Garanta var. Gitgide markalar değişiyor. Ama kötü değil defterler ve çizgisizler, o yüzden atmamışım. Şöyle yine Tumblr kızı defteri var bir tane, incecik. Bunu da sanırım D&R'dan almıştım. Bu da çizgisiz. Rodya diye bir marka var ve hastasıyım. Şöyle defterleri var. Yaprak kalitesi çok başarılı ve çok beğeniyorum. O yüzden hatta iki tane almışım. Böyle yukarı doğru cırt cırtlanan şeylerden, defterlerden. Cırt cırtlanan. Of, bunları bir kullansam keşke. Artsheet'ten geçen bana iki tane defter geldi hediye. O kadar güzeller ki. Art.sheet Instagram adresi bu arada. Şöyle göstereyim. Ay, gösteremedim. Şöyle gündüz gece gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da yine çizgisiz ve aynı zamanda stickerları da var defterlerin. Çok tatlılar. Sınırlı sayıda modelleri var ama bence daha iyi çünkü ben çok kararsız bir insanım. Ona da bakabilirsiniz. Art.sheet Instagram adresleri. Bu bir çöplük. Sticker çöplüğü. Şöyle Bora'nın bana yine hediye ettiği harika bir Tarkan sticker seti var. Şunu saçmalığına bakar mısınız? Tarkan'ın tüm dönemleri. Yine Bora'nın hediyesi. Şuraları bir ara ara silsem iyi olacak yani, bok götürüyor. Şunları göstermedim. Bir de şöyle IKEA'dan üçlü aldığım çok güzel defterler var. Şunların renklerinin güzelliğine bakar mısınız ya? Şöyle bir karar aldım. Şuradaki şu boşluğa uzun bir süre kullanmayacağım ve kıyamayacağım defterleri ayıklamaya karar verdim. Çünkü burada durmaları bana hiçbir şey kazandırmıyor ve o defterlere ben yine kıyamıyorum. Şu yerdeki ıvır zıvırları toparlamayı düşünüyorum ve şunun içerisine koymayı planlıyorum. Şu babamın bana hediye etmiş olduğu çok güzel bir kalemin kutusu. İçinde de çok tatlış bir notu var. Akıllı kızıma büyük başarılarına küçük bir armağan, Babişko'dan demiş ve bunu bana 2009 yılının
2009'dan 2010'a girdiğimiz yılbaşı gününde hediye etmiş. Yuh yani. Tam olarak 10 sene olmuş. Bu kadar eski olduğunu düşünmüyordum ya, vay be. Hiçbir şekilde bu kalemi kullanmaya da kıyamadığım için o da burada duracak. Böyle bir post-it var elimde. Olmamış yazıyor. Bu hoşuma gitti. Bunu post-itlerin arasına koyacağım. Bunu da böyle Belgrad'dan almıştım. Saçma sapan bir paprika kutusu ama çok güzel. O yüzden böyle kutuları da atmaya hiç kıyamıyorum. Bunun içine belki bir şeyler buluruz şimdi koyacak. Aa, bakın burada ne var. AliExpress'ten kulak içi kirinizi görüp temizleyebileceğiniz bir kamera almıştım. Ama bunun incelemesini hiçbir zaman çekemedim. Kulak pisliği, linci falan yerim belki, ne bileyim, bilmiyorum. Yani öyle kulaklarımı sürekli temizlerim bu arada, öyle bir pislik yok da. Kamera çok yakın olduğu için inanılmaz fazla böyle kulağınızda çok fazla pislik varmış gibi gözüküyor. Ama ben şey videolarını çok seviyorum, kulak içi temizleme, siyah nokta temizleme. O yüzden bu deneyimi evde yaşayabilmek adına böyle bir şey almıştım. Şöyle bir kamera, bayağı bunu böyle kulağınıza sokuyorsunuz. Bir yandan da USB ile şey yapabiliyorsunuz, bilgisayara yansıtabiliyorsunuz ve ışığı var. Sarak ve açarak daha fazla ışıkla kulağınızın içine bakabiliyorsunuz. Saçma sapan bir şey ve böyle bir gözlük kaba gibi bir şey de geliyor. Aa, bir de bakın böyle bir şey var. Bir ara bunlar çok meşhurdu, hatırlıyor musunuz? Selfie şeysi. Bakın şimdi size göstereceğim, biraz pil azalmış ama. Şimdi şöyle yapıyordunuz. Bunu alıyorsunuz. Böyle takıyorsunuz. Böyle fotoğraf çekebiliyorsunuz. Çeşitli seviyeleri var. Şu kahve ısıtıcıyı ben kullanayım ya. Bunu AliExpress'ten almıştım, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Kupayı koyuyorsunuz üstüne, kahvenizi, çayınızı. Bir yandan sıcak tutuyor. USB ile çalışıyor. Çok da pratik bir şey. Ama böyle aman aman da ısıtmıyor, onu söyleyeyim. Özellikle kalın bir kupa kullanıyorsanız çok işe yaramıyor. Daha çok işe yarayan pahalı versiyonları da var. Ben çok ucuza almıştım. İlk YouTube kanalım para kazanmaya açıldığında AdSense'den bir kod geliyor size. Onu saklamışım. Romantik bir serseriyim ya gerçekten. Şunu bir şarja takalım ya biz bir yandan bu arada. Çağla diye bir arkadaşıma yaptırdığım yaklaşık 13 sayfalık doğum haritam. Aa, Pınar'ın bana hediyesi bu. Çok tatlı bir hediyeydi. Beni çizmişti eski halim ama olsun. Ben o zamanlar işte Müjdat Gezen'deydim. Bir gün herkes bu yüze baktığında çok başarılı ve saygıdeğer bir oyuncu görecek. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ablan yazmış. Tatlı. Oyuncu olmadım ama olsun be. Mektup. Bak Pınar yeni bir şey yapmış. Şimdi size bir şey anlatacağım. Öf, bu video gerçekten bir sürü anı ve duygusal şeylere doğru dönüştü ama olsun be. Pınar ameliyat olmaya karar vermişti ve ben de onun gazına gelerek ben de ameliyat olmaya karar vermiştim. 2017'nin başları, 2016'nın sonları gibi düşünün bu dönemi ve benim hiç param yoktu. Ailemden de uzun zamandır destek almıyorum. Onlar da çok kötü bir iflas yaşadılar yaklaşık. 6-7 sene oldu herhalde. Tabii 6-7 sene önce. Ve ben o dönemden sonra kendi paramı kazanmaya başlayıp mümkün olduğunca hiç yük olmamaya çalıştım aileme. Ve böyle bir ameliyat kararı verdiğim zaman da bunu tamamen kendimin finanse edeceği bir şekilde yapmak zorundaydım. O yüzden de o zaman da daha yeni sigortalanmış ve bir yerde çalışmaya başlamıştım. Hiçbir şekilde kredi verilmiyordu bana ve ben ameliyat olamayacağım düşüncesine kapılmaya başlamıştım. Pınar da bana mektup yazmış. Kendini hiçbir şey için yıpratma. Daha 23 yaşındasın. Üstelik çoğu yaşıtından da ileridesin. Her şeyin bir çaresi bulunur. Çaresi olmayan bir problemimiz de olabilirdi. Para olsun derdimiz elbet bulunur. Sen ameliyat olana kadar seninle günde 10.000 adımlık yürüyüşlere çıkalım mı? Ne dersin? Hem rahatlatır hem mutlu eder. Cevabım evet, hayır. Ablan. Duygulandım ya. Çok hoşuma gitti. Bir de böyle Pınar'ın depresyonu döneminde Pınar'ın kardeşi diye beni çizmiş, onu da saklamışım. Yani insanın ablasının ya da kardeşinin olması gerçekten çok değerli, çok önemli bir şey. Günün sonunda insan kendini hakikaten yalnız hissetmiyor. Bir sürü telefon kabımız var tabii ki. Şöyle eski Nokia 3310'lu bir telefon kabım var. Şöyle çok sevdiğim, şuradan da görebilirsiniz zaten ne kadar çok sevdiğimi. Yine bunun telefon kabı versiyonu var. Bu neymiş? Bunun içini bir deşelim bakalım. Bir ya da iki sene önce yazlıkta teyzeme aldırdığım şeyi gösteriyorum size. Bir ya da iki sene önce olduğunun altını çizmek isterim. Çünkü 27 yaşındayım. Bir saniye, müzik neydi bu? Dur artık.
Yani tabii Allah hepimize akıl fikir versin. Yine AliExpress'ten aldığım hoparlörlü ve ışık değiştiren hoparlörlü ve renk değiştiren ampul. Bunu hatırlarsınız. Onun yerine başka bir ampul aldım. O yüzden bunu değiştirdim ama tekrar ona geri dönebilirim. Ve bu da onun kumandası. Ya bu var ya, bakın şu kadarcık bir şey. Ve birdenbire bütün evi parti ortamına çevirebiliyor. Hemen göstermek isterim. Burada şu an çok ışık var ama bakın. Minicik. Bunu çantama atıp bir sürü arkadaşıma gitmişliğim vardır. Böyle birdenbire bütün odayı bambaşka bir havaya sokan minicik ve çok işe yarar bir şey. Tabii ki AliExpress'ten aldım. Yani bunu sormanız beni üzer. Şunu da şöyle dürelim. İsmini asla söyleyemeyeceğim ama gözünüzü şey ettiğinizde bakayım şöyle oluyor mu? Oluyor. Tüm videoyu böyle yapmak istiyorum şu an. Önümüzdeki 22 dakika boyunca bunu yapsam ne olur ki? Delirdim şu an. Çok güzel. Şöyle kamplarda falan kullanılan çubuk ışıklar var elimde. Neden olduğunu bilmiyorum. Yani tabii ıvır zıvır deyince bizden iyisi yok. Gerizekalı Nihan'ın hediyesini gösteriyorum şimdi size. Gitmiş bana erkeklerin çıplak fotoğraflarına oluşan bir iskambil kağıdı almış. Ya bu kız gerçekten ruh hastası. Her şeyin içinden çıkan mikro USB'leri ne yapacağız? Gerçekten bir yere bağışlayabiliyor muyuz? Mikro USB vakfı falan var mı? Çünkü herkesin evinde 28 tane olduğuna emin gibiyim yani. Bu ne? Ah, led kirpiklerim. O kadar uzun zamandır buradayım ve bildiri çekiyorum ki kart doldu. Onu aktardım. O sırada da birazcık şuraları düzenledim. Çünkü biraz artık hızlanmam gerekiyor. Yoksa bu video 4,5 saat olacak. Şaka yapmıyorum bu arada. Ya böyle tam sonda böyle birkaç ıvır zıvır kalıyor ve hepsini aynı şeye nasıl koyacağınızı bilemiyorsunuz ya. Tam olarak oradayım şu an yani. Evet. Geldik işin en can alıcı kısmına. Burada kremler, parfümler, saç ürünleri, body mistler, deodorantlar ve ojeler var. Burası çok karışık. Kalemler, vitaminler falan var. Burada da benim böyle kutuladığım, düzenlediğim elektronik zamazingolar var. Ve en üst taraf yani tam bir fecaat. O yüzden şuradan başlayalım ya. Nereden başlayacağımı da bilemiyorum. Şimdi buradaki ürünleri biraz inceleyelim. Bir yandan da düzenleyelim istiyorum. Çünkü o kadar çok krem var ki ve hiçbirini kullanamıyorum. Hepsi dibe gömülü şekilde duruyorlar çünkü. Nivea'nın böyle bir şeyi var. Sıkılaştırıcı ama yani ben hiç düzenli kullanmadığım için hiçbir şey onda faydasını görmedim açıkçası. Bir oil yani kuruluk çekiyorsanız herhangi bir yerinizde inanılmaz iyi ve aynı zamanda yaralara çok iyi geliyor. Of. Asla kullanmaya kıyamadığım ve düşmeye de kıyamadığım aynı zamanda Bath & Body Works'ün kremleri. Çok güzel ya. Aslında şu dönemde şunları kullansak ya, ellerimiz hatır otur. Bath & Body Works'ün biliyorsunuz böyle hem kremi, el kremi, duş jeli, parfümü, body misti, her bir serinin böyle bir sürü alt ürünü oluyor. Şeyde var, İstanbul'da İstinye Park'ta var sadece benim bildiğim kadarıyla. Palmer's'ın yine çatlaklar için, daha çok hamileler için aslında kullanılan bir şeyi var. Şu, bakın şununla ilgili bir konuşmak istiyorum şu an. Body Shop diyeceğim ya. Body Shop'ın şu isimli bir parfümü vardı. Svyatina. Böyle Rus gibi okunuyor sanki. Svyatina. Onun parfümünü satıyorlardı ve inanılmaz güzel kokan bir parfümdü. Sonra Türkiye'den çektiler. İngiltere'den dönerken havalimanında Body Shop olduğunu gördüm ve 16 pound'a satıyorlardı. Burada 250 lira gibi bir şeydi. Hemen iki tane aldım. Hatta bir iki fıs sıkayım. Of, harika kokuyor. Çok seviyorum bu parfümü. Neyse. Ben de parfümü bulamayınca İstanbul'da gidip kremini almıştım ama hala kullanmaya kıyamıyorum. Bir de şu parfümlerden çıkan kremlere de hiç kıyamıyorum. Ay çok güzel kokuyor. Bu arada Michael Kors'un klasik parfümü bitti bende ne yazık ki ama o kadar güzel kokan bir parfüm ki. Şu Neutrogena'nın sprey formundaki kremini çok seviyorum ama bu daha çok böyle yazın üşendiğim zaman kullandığım için şu an ihtiyacım yok. Onu da şöyle geriye koyacağım. Ay Neutrogena'nın bu Hydro Boost jel vücut kremi de çok güzel ama bunu da yine yaza saklıyorum. Çok ince bir yapısı var çünkü. Palmer's'ın çatlak engelleyici yoğun kremini almışım. Bu arada gerçekten çok yoğun bir krem. Böyle bayağı elinizde hani yumuşatıp sürmeniz gerekiyor. Ay bunun da bu kokusu o kadar güzel ki.
en sevmediğim şey de böyle videolarda insanların bir şeyleri koklayıp onu anlatmaya çalışması. Çünkü o kadar çok koklamak istiyorum ki o sırada çok sinir oluyorum. Şu anda o insana dönüştüm. Ama çok güzel kokuyor. Şöyle dursun. Ya bakın, yine Bath & Body Works'ün At The Beach diye bir serisinin. Bu gerçekten kumsal kokuyor. Başka bir şey kokmuyor yani. Body Shop'ın yine kolaylıkla ulaşabileceğiniz badem sütü ve ballı harika bir serisi. Bu serinin bu kremi böyle aşırı kuru ciltler için. Ve çok güzel yorumları vardı. O yüzden almıştım. Bu da şurada dursun. Body Shop seviyorum ben sanırım. Onu fark ettim şu an. Şunu size göstermem lazım. Fruit Works diye bir marka. Ben ilk defa duydum. Bana bir de gördüm. Aldım ve o kadar beğendim ki mandarin ve neroli kokuyor. Böyle çok fresh bir kokusu var. Severseniz böyle nektarin kokularını, böyle C vitamini kokuyor resmen yani. Başka türlü tarif edemem. Biraz sıkalım. Bundan görürseniz alın, çok tavsiye ederim. Onun dışında şimdi şu parfümleri bir düzene sokmanın vakti geldi. Bunları da yine Miniso'dan almıştım. Böyle her şeyi içine koyabiliyorsunuz. Ben hakikaten her şeyi içine koymuşum zaten. Şimdi şu saç bakım ürünlerinden bir başlayalım. Şu Tony Yanga'nın bir ara çok meşhur olan saç parfümü. Tabii ki hiç kullanmamışım çünkü gözümün önüne bile gelmemiş. Bu da tuzlu su sea salt spreyi. Peki çoğu şey benim kıvırcık saçlarım için alınmış şeyler. O yüzden bunları uzun bir süredir kullanamıyorum aslında. Mesela şu Girls with Curls diye bir markanın ürünü. Yani şu an Girls with Curls yok ki. Keşke olsa. O yüzden o geriye gidiyor. Onun dışında şu R&B alalı 20 yıl falan oldu, artık atmam lazım. Ha bir de Lush yani aşırı doğal. O yüzden kesin bozulmuş. Sea Salt'u da çok kullanmıyorum. Şu termal su zaten saçma sapan bir şey. Şu milkshake'in minikleri var. Asla kullanmaya kıyamadığım. Ama bir tanesini kullanırız en nihayetinde. Bu yanlışlıkla aldığım bir sprey. Bunu da yine teyzeme vereyim. Teyzem böyle şeyleri çok seviyordu o yüzden. Şu parfüm güzeldi. Biraz fazla alkollüydü bence ama olsun, kalabilir. Bu çok başarılı bir ürün. Bunu %100 tavsiye ederim. O yüzden öne koyacağım. Bu da Morphos'un Milk Terapisi. Yine milkshake gibi kokan fön suyu. Çift fazla fön suyu. Çok güzel kokuyor hakikaten. Onu da şöyle öne koyalım. Şu Davin de şöyle dursun. Maui diye yazılan, nasıl okunur bilmediğim, çok güzel bir marka. Çok doğal içerikli ürünleri var. Ve şu hakikaten sadece bir sprey olmasına rağmen uzun süre kullandım ve saçlarımı çok yumuşattı. O da önde dursun. Yine Body Shop'ın üzüm çekirdeği serumu saçlar için. Yani şöyle söyleyeyim, en mat saçı bile çok parlak gösterebilen bir serum ve çok az kullanmanız yetiyor. Ben ikincisini kullanıyorum. Bir tane bitirdim daha önce. Grape Seed Glossing Serum diye geçiyor. Şu an yeni aldığım R&B var. Lush'ın R&B diye bir saç bakım İngiltere alışverişim videosunda bahsetmiştim bundan, hatırlarsınız. Bu Zara'nın Tea Wood diye çok böyle odunsu kokan bir parfümü ama çok güzel kokuyor. Tavsiye ederim. Böyle Zara'nın parfümleri 100 liralara falan fırlamamışken almıştım. Hala da sağlam. Sivenon'un rolonu çok güzel bir rolon. O yüzden stokladım. Böyle en arkada durabilir. Şunu yine Berlin'de almıştım. Almanya alışverişim videosundan hatırlarsınız belki. Hatta onunla birlikte şunu da almıştım. Bunları da daha kullanmaya başlamayacağım. O yüzden şuraya iteliyoruz. Victoria's Secret'ın Electric Beach diye bir body misti. Harika kokuyor. Yine Bath & Body Works'ın In The Sun serisinin body misti. Kıyamıyorum. Versace'nin Yellow Diamond diye bir parfümünü keşfettim ve o kadar güzel ki. Yani ben böyle ağır parfümler sevmem bu arada. Ne tarz şeylerden hoşlanıyorsun diyecek olursanız. Çok çiçeksi şeyleri de sevmem. Böyle çiçek, gül kokusu sevmem mesela. Böyle daha fresh, odunsu şeyleri seviyorum. Bu biraz çiçekli ama çok fazla değil. Hani hafif bir musk havası da var. Alt notalarda musklar. Şu an tamamen sallıyor olabilirim bu arada. Ama çok güzel kokuyor. Bu bitecek artık. Yapacak bir şey yok. O yüzden bunu öne koyabiliriz. Cotton'un Pink Crystal'ı Victoria's Secret'ın Bombshell'ine neredeyse birebir muadil. Lütfen bunu alın. Linkini de bırakırım isterseniz aşağıya. Hatta ben bu bahsettiğim ürünleri bulursam linkliyim, aşağıya bırakayım size. Bu gerçekten Bombshell'in muadili. Ve aralarında 8'de birlik bir fiyat farkı var neredeyse. Daha önce Instagram'dan da paylaşmıştım bunun çok iyi bir muadil olduğunu. Ve bayağı da kullanıyorum. Hatta sıkayım. Çok seviyorum. Böyle
Of, çok güzel kokuyor. Şunu şöyle bir geriye itelim. Body Shop'ın bahsettiğim parfümü daha önce de göstermiştim zaten. Bunu da yine öne koyacağız. Tam düzenledim bitti diye düşünürken MAC'in aldığım bu Velvet Teddy parfümünü unutmuşum. Üzücü ama olsun. Bunu nereye koyacağım şimdi hiçbir fikrim yok. Şu arkaya şöyle koysak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Güzel oldu. Şu şöyle deodorantlarım var. Standart. Hani bunlar üzerine çok fazla bir şey söylemesem de olur. Insea'nın şu roll-on'u aşırı aşırı başarılı. Sivena mu bu mu derseniz galiba bu derim. Bir yazı bununla geçirmiştim çünkü ve hiç ter kokmadım. Çok böyle ter kokan biri de değilimdir zaten ama yani çok terlediğim günlerde bile beni kurtarmış bir deodorant bu arada bu. Insea'nın For Women olan versiyonu. Erkek olanı bir arkadaşıma almıştım ama hiç güzel kokmuyordu. Geldik buraya. Burada bozuk paralarım var. Genelde AliExpress'ten verdiğim siparişlerde buradan böyle bozuklardan 14-15 lira vergi parası çıkartıyorum. Şunları İngiltere'den aldım. Bir sürü vitamin. Bunlara ayrı bir yer yapacağım. Burası biraz saçma oldu sanki bunlar için ama bakacağız. AliExpress saçmalıklarından bir tanesi. Bunun içindeki şekerler bu arada şu an yani iğrenç haldedir diye düşünüyorum. Etiket makinesiyle de bunun üstüne 1 TL ile çalışır yazmıştım. Nasıl şaka? Evet, burayı da bitirdim. Yani çok fazla anlatacak bir şey olmadığı için sadece yerleştirdim. Oranın üzerine çok durmadım. O yüzden kamera açık değilken burayı yerleştirdim. Şimdi burası kaldı. Buraya girişiyoruz. Bunları bir aşağı indirelim. Bunu hatırlarsınız. Doğum günü hediyelerimi incelediğim videoda küçük bir televizyona dönüştürüyor telefonunuzu. Of, şunu dünyanın en lüzumsuz şeylerinden bir tanesi. Bir tane Mezat Instagram hesabından almıştım. Önce bir sileyim de ondan sonra anlatacağım size ne olduğunu. Bu böyle basılı tuttuğunuzda dönmeye başlıyor içindeki toplar ve bayağı piyango çekiliş yapabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Mesela 4 tane çıkmış. 11, 23, 19, 14. Evde böyle arkadaşlarınız geldiğinde falan güzel bir yılbaşı ya da bir parti aktivitesi olabilir. Çok tatlı bir şey. Bunu çok seviyorum. Birazcık yukarıda onu başıboş bırakmışız. O yüzden artık burada yerim olduğu için ona da burada güzel bir yer bulacağım. Opet'in Cem Yılmaz reklamlarını hatırlarsınız. Oradaki Mike Usta ile Pelüş'ün oyuncakları. Bunları hala açmaya kıyamadım. Bunlar aynı zamanda konuşuyor bu arada. Ama o kadar temiz ki kutuları. Bunları aynen bu şekilde muhafaza etmeyi düşünüyorum. Islak mendil. Bu aralar en değerli şey biliyorsunuz. O yüzden bunu da böyle bir havalimanına dönüşünde almıştım. İçinde çok minik tiktak kutuları var. Burada neler var acaba? Burayı nasıl düzenleriz? Gerçekten kan şekerim düştü ve videoyu kapatıp son ATP'lerimi kullanarak üst tarafı hallettim. Şu an göremiyorsunuz. Yani mikrofonu takmaya bile şu an uğraşacak halim kalmadı. Şuradaki kutuları falan hep kaldırdım. Dolabın üstüne koydum. Şu oyuncakları birazcık öne çıkartmaya çalıştım. Bir kutu ojeyi teyzeme iteleyerek 3 kutudan 2 kutuya düştüm. Zaten çok fazla kalıcı oje kullanmaya başladım bu ara. O yüzden açıkçası çok fazla oje... Mikrofon gitti. Çok fazla oje kullanmıyorum artık. O yüzden 3 kutudan 2 kutuya düşmesi çok iyi oldu. Bu sırada da hatta elimi kesmişim. Ne yaptım bilmiyorum. Yani aslında makyaj masasını falan düzenleyecektim ama yapamayacağım. Şu iki tabloyu asmayı planlıyorum. Evet, biraz da odanın bu tarafına gelelim. Burası birazcık daha böyle meditatif bir ortam. İşte mumlar, efendime söyleyeyim tütsüler dünyaları. Ve aynı zamanda da şurada iki tane uzun zamandır asmak istediğim ama hep üşendiğim ve ertelediğim iki tane tablo var. Bir tanesi çok sevdiğim arkadaşım İdil'in tablosu. Bunları satın alabiliyorsunuz bu arada. Birinin Instagram'ını da aşağıya bırakırım. Bu da Black Bean Craft'tan bana gelmiş olan bir hediye. Lost in Translation filmini çok seviyorum. Sağ olsunlar bana onun posterini gönderdiler. İdil'in çizimini buraya asmak istiyorum. Lost in Translation'ı da buraya asmak istiyorum. Çift taraflı bantla asacağım. Ve hiçbir şekilde ölçmeyeceğim. Çünkü böyle şeylerle bazen uğraşmayı hiç sevmiyorum. Hatta çoğunlukla hiç sevmiyorum. O yüzden bakalım kafa göz koyacağız. Umarım kötü olmaz. Şöyle dört tarafını bantladım. Umarım düşmez gecenin köründe de altıma sıçmam yani. O bantlar bayağı sağlam ya. Bu arada saçıma, başıma yani hiçbir yerime bakmadım. Lütfen kusura bakmayın. Yaklaşık 6 saattir video çekiyorum ve sürekli konuşuyorum. O yüzden
sürçülisan ettiysem affola. Saçım başım da bilmiyorum nasıl. Ama beni umarım olduğum gibi kabul edersiniz. Ay, bu kesin düşecek ve bütün ortalığı yıkacak. Yapıştırdım gitti. Bir dakika, şimdi bir uzaktan bakacağım bunları nasıl gözüküyorlar. Oh be, şu oda birazcık odaya benzedi en sonundan. Bakayım, vallahi çok güzel duruyorlar ya. Gayet güzel gözüküyorlar. Ay, bu ışık da beni kör etti. Her şeyden yakınmaya başladım. Çerçeveleri astık. Şurayı komple düzenledik. Bir de makyaja girişeceğim. Makyaj masasına girişeceğim. Onu da muhtemelen videoya çekerim. Çünkü oradaki ürünlerle ilgili de böyle yorumlar yaparım. Birazcık konuşuruz. Instagram'a koyduğumda bayağı bir insan mum yapma, nasıl mum yapıyorsun evde anlatsana falan dedi. Çok basit aslında. O yüzden onunla ilgili videoda çekeceğim muhtemelen. En azından şu karantinada biraz daha oflayıp poflamadan oturacağım bir odam oldu. Buraya kadar izleyen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü hayatımın en uzun çekimiydi. Saatlerdir video çekiyorum. Buraya kadar gelen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Sizleri öpüyorum. Kendinize lütfen dikkat edin ve evde kalın. Bye bye.